Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz avukat Neslihan Aslan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Neslihan Aslan ben, avukatım. Sağlık sektöründen hukuk sektörüne geçiş yapmış bir avukatım. Antalya'da yaşıyorum, Antalya'da çalışıyorum. Hukuk, ceza, dava takipleri, bunun dışında hukuk eğitimleri, gelişime, fazlasıyla araştırmaya açık ve bunlara katılım sağlamaya çalışan bir hukukçuyum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Her iki sektörde zor sektörler, birbirleriyle bağlantılarından, yakın ve uzak noktalarından bahseder misiniz? Tabii ki. Gerçekten her ikisi de çok zor. Hastane koridorları apayrı zor, adliye koridorları apayrı zor. Her ikisinin de aslında çıkış noktası kötü, olumsuz şeyler. Acı, işte hüzün, mağduriyetler. Orada hep başlangıçlar bu şekilde. Ama sonuçlarında tabii ki olumlu yönden baktığımızda pozitif durumlar olduğunda sevindiğiniz kişi adına da, kendi adınıza da ama tabii üzüntülü olaylara da maalesef neticelenebilen. Bu şekilde benzer yanları da çok, zor yanları da çok fazla. Ama herhalde ben mücadeleci ruhumdan dolayı her iki sektörde de var oldum, oluyorum. Hı-hı. O harika. Yüzden memnunum. Mücadeleye durumdan. Devam. Evet, her zaman. Her zaman. Peki sağlık hukuku denilince aklımıza ne gelmedi, evet. Neleri kapsıyor? Şimdi sağlık hukuku anayasamızda zaten yaşam hakkı, sağlık hakkı dediğimiz haklarımız var. Temel haklarımızda var olan. Sağlık hukuku da benim hem sağlıkçı olmam geçmişte, bunun üzerine eğitim de aldım. İkisi bir araya geldiğinde zaten insanın anne karnına düştüğü andan itibaren, cenin dediğimiz andan itibaren haklarıyla var olmaya başlıyor. Ve orada da sağlık hukuku da başlıyor, her türlü hukuk da başlıyor. Ama sağlık hukuku da bir daha spesifik bir durum. Sağlık hizmet sunucularıyla, yani hastaneler olsun, sağlık hizmeti veren yerler olsun, bunlarla sağlık hizmetini alan kişiler arasında yaşanabilecek hukuki sorunlar da devreye giriyor. Bunlar tabii spesifik olduğu için biraz sağlık bilgisi de gerektiriyor. Tek başına hukuk, tek başına sağlığın yettiği durumlar değil. Ben bu anlamda şanslıyım. Aynen. İki sektörde de tecrübem olduğu için. Büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Peki siz aynı zamanda insan hakları aktivisti, çocuk hakları alanında da spesifik çalışmalar içindesiniz. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Evet. Ya şöyle, hukukçu olmanın dışında belki kişiliğimin de verdiği, az önce söylediğim bu mücadeleci olmak ya da sadece kendim için değil, başkaları için de eşitlik anlayışı içinde keşke var olabilse, tabii daha ütopik durumlar ama herkes için eşit şartlar, eşit koşullar, özellikle mağdur gruplar için daha çok, çocuklar için. Çünkü her zaman için savunmaya daha muhtaç durumdalar. Onlar için mücadele etmek, onların haklarıyla ilgili faydalı olabilmek beni mesleki anlamda da insanlık anlamında da çok tatmin eden bir durum. İnsan hakları zaten bir hukukçunun insan haklarına inancı olmazsa gerçek bir hukukçu kimliğiyle var olabileceğine inanmıyorum. Çünkü insan eşitiz yani hepimiz. Bu anlamda işte dünyada yaşanan soykırımlar ülkemizde olsun, maalesef, genel anlamda olsun, sadece soykırımda değil, herhangi bir yerde adalet herhangi için, herkes bir kişi, için olmalı. Kesinlikle ırk, dil, din, cinsiyet, işte biz bunları ezbere söylüyoruz ama bu gerçekten uygulanmalı böyle. Bu. Yani insan olan herkesin insanca şartlarda yaşaması yani için. Yani bu slogan olarak kalmamalı. Sesimi çıkarmaya çalışıyorum belli platformlarda, belli yerlerde. Çocuklarla ilgili özellikle çalışmalarım var. Bu konuda çok hassasiyetlerim mevcut. Özellikle bu istismar konularında maalesef ki her zaman var olan ama belki de son dönemde yargıda da biraz maalesef daha düzenlemelerin yapıldığı, biraz daha çocukların ve yakınlarının da ses çıkarmaya cesaret edebildiği. Tabii, tabii bu sadece cinsel de değil. Her fiziksel, duygusal, tabii, her türlü istismara çok açıklar. Maalesef. Yeri geliyor ebeveynleri tarafından bile çok açıklar. Tabii. Hani bizler tarafından bile ya da herhangi bir kurumda bir hizmet aldıklarında da bu böyle. O yüzden her zaman için bu anlamda çalışmak beni çok tatmin ediyor, çok mutlu ediyor. Ne güzel. UCİM'den bahseder evet, misiniz? Evet, UCİM. UCİM, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği. Ben bu derneğin Antalya Hukuk Koordinatörüyüm. 2017'de kurulmuş bir dernek. İçinde olmaktan çok çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Şöyle,
12 tane önleme ofisimiz var Türkiye'de. Onun dışında birçok şehirde yapılanmamız var. Zaten bakanlık onaylı, her türlü resmi denetimden de geçmiş, belgelerini almış bir dernek. Çok aktif çalışmalarımız var. Biz hukuk boyutunda istismara uğramış çocukların, ihmal edilmiş çocukların yeri geliyor hayatlarını kaybetmiş olsalar dahi onların haklarını savunmak adına hukuk anlamında verdiğimiz eğitimler, davalarında yer almak, orada mağdur yakınlarına verdiğimiz destekler, onun dışında psikolojik rehberlik desteklerimiz, onun dışında tamamen gönüllülük esasıyla yaptığımız bir şey ve tamamen bağışlarla dönen bir dernek, burslarımız, eğitim burslarımız veya işte maalesef çok acı şeyler yaşıyoruz tabii maalesef. Depremde yaptığımız birçok projeler. Tabii. Bu anlamda çok yerde var olmaya çalışıyoruz. Üniversitelerle işbirlikleri, konferanslar, farkındalık çalışmaları, eğitimler çok fazla yerde varız. Web sitemiz zaten güncel. Ulaşmak isteyen herkes için de bunu canı gönülden söyleyebilirim. Çok güzel bir şeye hizmet ediyoruz. Ve tamamen de gönüllülük esasıyla yapıyoruz bunu. Harika. Bu çok güzel gerçekten. Evet, böyle sivil toplum kuruluşları ne kadar artarsa toplum o kadar ileri gidecek. Kesinlikle. Bu çünkü adaletin sağlanmasını tesis ediyor, son derece önemli. Kesinlikle. Peki avukat olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yani tabii şimdi bu konuda ben bir bilir kişi değilim. Ama hani baktığınız zaman şey deriz işte birçok meslek için ya bu mesleği yapıyor ama şu özellikleri var iyi öyle yapıyor falan. Tabii avukatlık kendi hakkınız dışında birilerinin hakkını savunmak. Tabii. Bu çok bir yerde kutsal, bir yerde çok sabır isteyen. Tabii, çünkü kişi size ne anlatırsa, ne kadarını anlatırsa tabii. O kadarıyla yapabileceğiniz. Ama üzerine de eklemeniz gereken ve onun tüm çıkarları doğrultusunda da hareket etmeniz gereken. Bu anlamda sabır çok istiyor. Tabii. Kesinlikle çok istiyor. İletişim çok güçlü bir iletişim istiyor. Hani buna ben klasik böyle ikna kabiliyeti demiyorum. Çünkü ikna deyince benim aklıma böyle birini kandırmak gibi geliyor. Ama bu iletişim bence desek buna. Yani samimiyetini ve güvenini tabii. Belki kazanmak. Şeffaflığı, evet, karşılıklı olarak kesinlikle. Bilgi akışı. Hani illaki sadece olur ve evet ben oldururumu değil. Olamazı da tabii ki de insanlara. Yani bilgi sahibi olması lazım müvekkilin. Kesinlikle. Bilgi sahibi ulaşılabilir olmanız lazım. Ona yeterli kadar bilgi vererek, yeteri kadar tatmin ederek bir sağduyusunu sağlamanız lazım. Çünkü tabii sıkıntılı süreçler, hiç kimsenin düşmek istemediği yerler adliyeler. Fakat tabii ki hakkımızı savunmak için, aramak için ya da herhangi bir mağduriyete uğradığımızda bu anlamda başvurmamız gereken kurumlar. O yüzden güçlü iletişim, sabır, sürekli bir güncel mevzuatı takip tabii. Devamlı şimdi benim değişiyor. Mezun olduğum dönemki kitapların baktığınızda oradaki kanunları farklı. Sürekli bir kanun değişimi. Kanunların dışında Yargıtay kararları, güncel uygulamalar, güncel davalar, araştırmak, okumak. Biraz böyle tabii ben yaşım gereği de şimdi bunları söyleyebiliyorum. Hani 20'li yaşlarda avukatlıkta tabii çok fazla belki çevreyle, siyasetle, toplumsal olaylarla algıda belki çok çekmeyebiliyor. Ama algısal anlamda açık olduğunuzda hukuk zaten hayatın her alanında olduğu için birbiriyle sirküle bir şekilde çok daha güzel gidiyor. Daha kendinize güvenli ve karşı tarafa da daha güven verdiğiniz bir şekilde gidiyor. Daha emin adımlarla. Kesinlikle. Çünkü konuşmayı sevmek gerekiyor. Tabii devamlı konuşmanız lazım. Konuşmayı sevmek gerekiyor. Kesinlikle anlatmayı. Bir idealizm değil mi? Bundan idealizm, manevi bir haz tabii duymak. Tabii ki mücadele ruhu çok çok gerekiyor. Çok çünkü tabii yargı süreçleri çok uzun. Uzun sürebiliyor. Bekleme süreçleri uzun. Hı-hı. Hem kendiniz için o mücadele ruhunu kaybetmemek hem de karşı tarafta da diri tutmak adına bunlar kesinlikle gerekiyor diyebilirim. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür Fakat ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak geleceğe Hı-hı. dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden, Hı-hı. projenizden bahsetmek evet, ister tabii misiniz? Tabii ki. Ya şöyle, iyi bir hukukçu olmak istiyorum. Hani avukatlık tabii ki evet bir meslek ama hukukçu dediğinizde az önce bahsettiğim aktivistlik birazcık işin içine giriyor. Biraz bir şeyleri söyleyebilmek, söyleyecek sözün olması gerekiyor. Konuşabilmek gerekiyor. Biraz bazı ortamlarda engellere takılmamak gerekiyor. Hani doğru bildiğini ya da yanlış biliyorsan da doğrusunu öğrenmek için var olmak gerekiyor. Çok okumak gerekiyor. Ben bu anlamda adaletle ilgili çok fazla hani böyle buna kafa yoran, derdi olan bir insanım. Bundan da çok mutluyum. Az önce de dediğim gibi
gibi yaşadığım ülkede bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da her şeyden önce mesleğimden öte tüm dünyada da dil, din, ırk, cinsiyet veya herhangi bir pozitif ayrımcılığa tabi olmadan tüm insanlar için eşitlik adına, yapabileceklerim adına bu anlamda projelerin, eğitimlerin içinde var olmak beni çok mutlu eder. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok kıymetliydi benim için. Bizim için çok de teşekkürler. Şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz avukat Neslihan Aslan'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.